Merhaba dostlar. Arzu Hanım'dan bağlanamadık. Buradan deneyeceğim. Eğer Arzu bağlanamazsa devam edeceğiz. Yasin suresi, yani insanı kamilin neler yapması gerektiği, davranışları, sosyal yaşantısındaki bakışları, duyguları, düşünceleri onun 6. ayette kalmıştık. 6. ayetin çok önemli, çok güzel insanlığa sunduğu işte tenzir esması ne demek, nezir esması ne demek? Bunu anlamaya gayret göstereceğiz. Bakayım Arzu gelmiş mi? Ona bir bakayım. Onu nasıl davet edeceğim? Bir de onu davet etmek şöyle. Ha, Arzu davet et. Tamam. Evet. Evet. Bazen internette sorun oluyor böyle dostlar. Ben devam edeyim. Arzu bağlanırsa da Arzu'yla birlikte sohbeti açmaya gayret gösteririz. Arzu kardeşimin az önce dediği gibi daha önce Yusuf Suresi tefsirini bitirmiştik. Yaklaşık 2,5 yıl, 3 yıl sürmüştü. Tenden canı olan insanın kendini fethetme, keşfetme yolculuğuydu. Şimdi kendini fetheden insanı, keşfeden insanın İnsanı kamil olan insanın neler yapması gerektiği. Çünkü kemalat mertebesi, insanı kamil mertebesi Yasin suresiyle bizlere sunulmuş. Yani Yasin, ey özünü anlayan, ey varlığın sahibini anlayan, ey varlıkta her an tecellileriyle kendini göstereni anlayan ve bu şuurla hareket eden, tüm kainat kitabına, hep tüm bedenlere hakim olanı anlayan, sen apaçık ortaya çıkmış bu hakikatlerle insanlığa hakikatleri anlatmakla mesuliyet içindesin diyerek inneke le min el mürselin 3. ayette sen dost doğru yol üzeresin. Yani senin gecen, gündüzün, duygun, düşüncen, davranışların hep hakikatleri anlamak ve anlatmak üzere olmalı. Zaten insanı kamiller dünyanın çıkarıyla, egosuyla ilgilenmezler. Onların tek amaçları vardır. Fıtrat-ı ilahilerine uygun davranışları olan insanlığa Allah'ı hatırlatmanın gayret içindedirler. İşte aziz olan, rahim olan ve her varlıkta tecellileriyle kendini gösteren, yani tenzil el aziz el rahim olan Allah'ı insanlığa anlatmak, bildirmek, hissettirmek onların gönüllerinden akan bir ırmaktır. Ve o ırmak onların etrafına bir güneşin ışığını yansıdığı gibi gönüllere yansır. İşte 6. ayette, 5. ayette kalmıştık 3-4 ay önce zannedersem. 6. ayette de yine insanı kamili şöyle bir uyarıyor Kur'an. Li tunzire kavmin me unzire abahum fehum gafilin. Yani bir gaflet içinde. Yani gaflet ne demek? Gaflet farkında olmayan demek. Yani bir ben içinde, bir benlik içinde kendinin varlığın, yaratılışın, hikmetlerin, bunların idrakinde olmayan, yani bir ben egosuyla yaşayıp giden, bunları uyarman, bunları hakikatleri hatırlatman. Tenzir, nezir esması, yani uyarmak, ama uyarmak, uyum kelimesi, uyumsamak kelimesi, uyum sağlamak kelimesi, yani varlığın bütünselliğiyle, birliğiyle beraber olduğunun hissiyatını vermek. Yani burada tenziri korkutmak anlamında da çeviriyorlar. Çevirim uymuyor kelimenin anlamına. Çünkü bizleri İsmail Dinçer'i bilenler bilir. Kelimenin anlamına çok önemserim. Şimdi hav kelimesidir korku. Şimdi eğer biz meallerde tenzir kelimesi geçtiğinde, nezir kelimesi geçtiğinde seni kavmini korkutmak için gönderdik. Bunlar maalesef Hazreti Muhammed öncesi olan inançların bilgileri. Yani hiçbir Resul'ün emri kavmini korkutmak değil, hakikatlere yol göstermek. Hakikatlerin ilmi bilgisini vermek, tebliğ etmek. Çünkü Kur'an bunu çok güzel bir şekilde sunar. İşte burada da diyor ki bir gaflet içinde olan, yani kendinin
varlığın yaratılışının hikmetlerini, yaratıcının hikmetlerini anlamadan yaşayanlara hakikatleri açıklamak için varlığın birbirleriyle olan bağının nereden, nasıl oluştuğunu uyarmak için biz seni açığa çıkardık anlamında. İşte ataları tarafından abahum, baba, ata anlamında, ataları tarafından hakikatler gösterilmemiş kimselere hakikatleri açıklamak, göstermek için sen açığa çıktın. Çünkü insanı kamil, hatmul meratip olmuş. Yani derslerin fena ve beka makamlarını görmüş. En son makam dediğimiz Allah'ın uluhiyetinin ve ubudiyetinin bir bütünlük içinde olduğunun idrakinde olan insan. Uluhiyet nedir? Allah'ın zatıyla ilgili boyuttur. Ubudiyet nedir? Allah'ın sıfatlarıyla ilgili boyuttur. Allah'ın sıfatları Allah'ın kullarıdır. Biz hepimiz onun sıfatlarıyız. Ve hepimiz özünde onun zatını taşıyoruz. Allah'ın uluhiyetinin ve ubudiyetinin, yani damlaların ve deryanın birbirinden ayrı olmadığını anlayan insan, o makama gelmiş insan, kamil insandır. İnsanı kamil. De Resulullah diyor ki, yerlere göklere sığmaz, o kulunun gönlüne sığmıştır. Gönülde Allah şuuruyla hareket eden artık 24 saatini o sevginin, o aşkın heyecanıyla insanlara hakikatleri anlatma duygusunu taşır. Dünyalık kaygısı yoktur onların, geçmiştir onlar. Onların ölüm korkusu yoktur, geçmiştir onlar. Onların açlık, işte susuzluk, böyle kaygıları yoktur. Çünkü emeği ve çalışmasının gayretini alacağını tüm insanlara onlar duyururlar. Dolayısıyla da işte insanı kamil mertebesi hadis suresi 3. ayette çok güzel bir şekilde bildirilen hüvel evveli, hüvel ahiri, hüvel zahiri, hüvel batini ayetiyle müşerreflenmiş olanların makamıdır. İnsanı kamil mertebesi. Onlar halkı haktan ayırmazlar. Halkiyete baktıkları zaman halkiyeti tutan hakka nazar ederler. Çevresinde hangi varlığa bakarlarsa baksınlar, nurani bir elbise olarak bakarlar. Ve topluma bunu hissettirmeye çalışırlar. Çünkü onların varlığın suretinde kalmaları artık yoktur. Eşyanın hakikati üzere nazar ederler ve tüm bu varlığın evvelinin hak, zahirinin hak, ahirinin hak, batının hak şuuruyla hareket ederler. Hadis suresi 3. ayet bu envalde tecelli etmiştir. Dolayısıyla insanı kamil bizim baktığımız gibi bakmaz. Biz toprak olarak bakarız, hayvan olarak bakarız, kadın erkek olarak bakarız, eşya olarak bakarız. Ama onlar öyle bakmaz. Onlar bir deryanın damlaları gibi bakarlar tüm varlığa. Yasin olmak budur işte. Yasin. Ey özü anlayan, ey Allah hakikatine ermiş olan, ey tüm alemlerin zatına nazar eden. İşte toplumu onlar yönlendirir. Kamil insanlar yönlendirir. Onlar mesela başka bir ayette hem sevindirici hem de hatırlatıcı olarak Furkan suresi 56. ayette. Bakın çok muhteşemdir. Diyor ki Enbiya suresi ile Furkan suresi birbirleriyle bağlantılıdır. Enbiya suresi 107'de ne diyordu? Ve merselnake lillahi rahmeten lil alemin. Biz seni alemlere rahmet olmaktan başka bir şey için açığa çıkarmadık. Kimdir bunun muhatabı? İnsan. Yani biz beşeri bir varlıkız ama ünsiyetimizi anladığımızda insan makamına geliyoruz. Bu ünsiyeti anladığımızda cümle varlığın ünsiyetinin de hakkın kendisi olduğunu idrak ediyoruz ve o nazar-ı ilahiyle artık yaşıyoruz. Ve onun için
Enbiya suresi 107. ayet, işte kamil insan, insanın kamil mertebesine gelenin muhatap olduğu. Artık orada bu elbiseyi giyiyor. O makama gelinceye kadar henüz bu ayet onun gönlünde tecelli etmiş değil. Ne zaman bu makama geldi? Bu makamda bu ayet onun gönlünde tecelli ediyor ve bu ayeti giyiniyor. Bakın bu ayeti giyiniyor. Artık bu ayetle hale döndürecek. Bu ayetle bakışa, davranışa döndürecek. Ve Furkan suresi 56. ayette de biz seni alemlere merhamet, rahmet edici gönderdik. Peki bunun ölçüsü ne? Şimdi bu bize iki tane, bakın, pencereden rahmeti sunmamız gerektiğini bildirecek. Ne diyor Furkan suresi 56. ayette? Gene ve merselnake, seni göndermedik, illa mübeşşiren ve neziren. Diyor ki seni insanlara hakikatlerin müjdesini vermek, sevindirmek ve hakikatlerle uyarmak, hakikatlerle gafletten kurtarmak, hakikatlerle yol göstermekten başka bir şey için seni açığa çıkarmadık. Bakın, Enbiya suresiyle ve Furkan suresinin ayetlerini yan yana koyun. İşte rahmet üzere olan çevresinde hep insanları sevindiricidir. Mübeşşir, beşir müjde veren demek. Beşer kelimesi oradan gelir. Şimdi hepimiz Allah'ın müjdeleriyiz. Hepimiz Allah'ın kendi özünden, rahimiyetinden gelen, Allah'ın kendisini zahire çıkmış boyut olan ve Allah'ın ulviyetini gösteren birbirimize müjdeleriz. Şimdi beşeri bir bebek doğduğu zaman ne yapıyoruz? O doğum sırrı Allah'ın rahimiyetten gelen akışının sırrıdır. Nur bebek geldi diyoruz. Tüm saflığıyla bir bebek geldi. Tüm saflığıyla. Gururu yok, kibiri yok, enaniyeti yok, ayrımcılığı yok, ötelemesi yok. Kız erkek diye ayırmaz, mezheplere göre ayırmaz. Beyninde öyle bir şey yok. En saf bir şekilde geldi. Beşeri ten elbisesi giymiş, özünde Hakk'ın kendi nurunu taşıyan bir şekilde bu aleme geldi. Her bir bebek bize bir müjdedir. Allah'ın beşir esmasıdır. Beşir esması, beşer sıfatlarıyla kendini gösterir. Düşünün. Gözümüzün görmesi. Kulağımızın işitmesi. Gözümüzün o muhteşem görüşü, kulaklarımızın ve tüm organlarımızın muhteşem işleyişi Allah'ın kendini gösterdiği, kendini müjdelediği. Hani eskiden derler ya, çok güzeldir. Müjde. Oğlundan mektup geldi. Bir gün ne diyor? Köyde müjde, oğlun kendisi geldi. Şimdi bizler hepimiz Allah'ın beşeri ama beşeri varlıklarıyız. Yani Allah'ın tüm sırlarını taşıyan mektuplarız. Bu mektup özünde Allah'ın sırlarını gösteriyor. Bu mektubu önce okuyan, sonra da mektubun sahibini buluyor bu vücutta. Mektubun sahibini buluyor. İşte Resul ve Nebiler mektup, yani katip, mektup, nektup, bunlar birbirine bağlı kelimeler. Nektup neyle? Mektubu yazan. Mektup, mektubu yazanın yazdığı. Şimdi bizler Allah'ın mektuplarıyız, kitaplarıyız. Bu mektubun özünde ne var? Mektubu yazan nektup var. Yani size şah damarından yakınım derken aslında bu vücut mektubunun içine kendini koymuş. Kendini koymuş. Hani köylerde hepimiz gördük, köyde yaşayanlar, şehirdekiler bilemiyorum yani, askerler geldiğinde nasıl davranırlar çok bilmiyorum. Ama köylerde bir mektup bile geldiğinde daha çok muhtarlar dağıtırdı eskiden. Şimdi tabii büyük şehirlerin köyleri de mahalle olduğundan dolayı postacılar kendisi getiriyor.
Esnaf muhtarlığa bırakırlardı. Muhtarlıkta evleri gezerek öncelikle askerden haber bekleyen annelere askerdeki çocuklarının mektuplarını, bazen okuma yazma bilmezdi köydeki annelerimiz. Muhtar okur musun derdi. Muhtar da açar okurdu onu. Orada annenin gözyaşlarını çok iyi hatırlıyorum yani. Evladından bir mektup geliyor. İçinde evladının elleriyle yazdığı, yani mektubun yazdığı kelamlar var. Ve oradan oğluyla ilgili bilgi alıyor. Anneciğim, canım, bir tanem, gayet iyiyim. Askerde komutanlarımız bizi çok iyi bakıyor. Her gün disiplinli hareket ediyoruz. Her gün disiplinli kalkıyoruz. Yemeğimizi saatimizde yiyoruz. Sporumuzu çok güzel yapıyoruz. Kışlıklarımızı çok iyi giyiyoruz. Sobalarımız yanıyor ya da kaloriferlerimiz yanıyor. Komutanlarımız güler yüzlü bir şekilde bizim tüm ihtiyaçlarımız için çırpınıyor. Anne ne yapar burada? Oğlu rahat diye, bakın oğlu rahat diye, oğlu huzurlu diye huzurlu olur. Huzurlu olur. Kamil insanın biri öyle söylemiş. Siz huzurluysanız Allah huzurludur demiş. Diğer bir kamil insan da şöyle söylemiş. Allah'ın huzuru ilahisine erişen huzurludur. Kim huzurlu değilse o Allah'ın huzurunda değildir. Çünkü huzur Allah'ın huzurunda durmaktır. Yani her varlıkta ona nazar edebilmek. Bak nazar, nezir aynı kökten geliyor. Nazar tek bakış demek. Nazar. Yani daha çok Mecnun'da da vardır mesela. Hep Leyla'ya nazar eder. Yani tek Leyla'yı görür. Leyla'dan başka bilmez. İşte nazar, nezir. Yasin suresi 6. ayetteki nezir, nazarla birbirine bağımlı kelimedir. Nazır, bakan demektir. Bakan. Nazır kelimesi İbranice kökenli. Yani bir odanın içinde olup aynı yere bakan, başka bir şey görmeyen, odadan başka bir şey görmeyen, oradan gelmiş. İşte bakanlıklar da nazır diye isimlendirir. Yani bu bölüme bakan, bu bölüme bakan. Nazar da oradan gelir. Nazar bakış. Ama burada nasıl bir bakış var? Haksal bir bakış var. Yani nereye dönersen dön, insanı kamil Allah'tan başkasına dönmez, Allah'tan başkasını görmez. Resulullah ne diyor? Gökten bir ip sarkıtılsa, nereye düşerse düşsün Allah'a değer diyor. Bunun şuuruna kim erişir? İnsan-ı kamil erişir. Şimdi bu alem onun kendinden açığa çıkan bir mektuptur. Biz de o mektupların içinde bir mektubuz. Bu mektubu okuyan tüm mektupları da okumayı başarmıştır. Neden? Çünkü bende olan Allah'ın işleyişi, nitelikleri, zatını, tecellisi aynısıyla varlıkta var. İşte anne o mektubu okuduğunda oğlunun huzuruyla huzur bulur. Bakın Allah'ın huzuruyla huzur bulmak böyle bir şeydir. Allah'ın hazır olan, her varlıkta nazır olan, Allah'ın huzurunda duran huzur makamına erişir. Aynı o ananın o mektubun içinde, anacığım ben gayet iyiyim, burada mutluyum, askerliği de çok seviyorum, gönlün rahat olsun, seni de çok özledim, en yakın zamanda geleceğim, sana kavuşacağım, güzel anacığım. Ana ne yapar? Evladının huzurundan dolayı huzurlu olmuş olur. Allah'ın o varlıktaki her an hazır olan ve Allah'ın huzurunda duran insanı kamil hep huzurludur. Gönüller huzurludur ona. Huşu içindedir. Bir gün gelir, mektubun sahibi gelir. Anne ne yapar? Oğlum ver bir mektup da o mektubunu okuyayım demez. Artık oğlu gelmiştir. Oğluna sarılır. De biz bu
bedende Allah'ın tecellilerini okuyuncaya kadar, yani bu mektubu okuyuncaya kadar makam makam, meratip meratip gideriz. Ama bir gün geldi. Mektubun okunması değil, mektubun sahibiyle, zatıyla hemhal olundu. Onun ulviyetinde senin bedenin ifna oldu. Yani ben varım deme gafletin, sen varsın deme gafletin, ne diyordu ayette? Ve hum gafilun, bir gaflet içinde olanları. Yani bir benlik içinde olanlar. Kendini Allah'tan ayrı görüp, kendine varlık isnat edip, kendi bedeninin sahibini, zatını bilememe durumu gaflet. Şuursuzluk durumu. Kendinin ve çevresinin tek zat tarafından kuşatıldığını farkında olma. Anne o askerden gelen çocuğunu ne yapar? Mektubu gözü görmez artık. Mektupta neymiş? Kendisi geldi. Allah bize şah damarına yakınım derken, ne zaman ki o yakının ilmel yakinlik, aynel yakinlik, hakel yakinlik derecesinde bir idrak ve şuura eriştik, hakla hak olduk, artık bedenler kalkar. Çünkü bedenler mektuptu değil mi? Bedenler nurani bir ulviyet olan hakkın kendisi olur. Hakkın kendisi olur. İşte kamil insan mertebesine gelene Furkan suresinde diyor ki sen sevindir ve hakikatlerle uyar. Tüm varlığın Allah'ın rahmetinden başka bir şey olmadığını ve tüm varlığın onun rahmetiyle kuşatıldığını sun insanlar. Çünkü rahmetellil alemin makamı neresi? Resulullah'ın makamı. Rahmet makamı, merhamet makamı. Ama bakın, Resulullah'ın makamı, Hazret makamı. Çünkü halk her an hakkın huzurundadır. İnsan-ı kamil bu şuurdadır ve her an hakkın huzurundaymış gibi hareket eder. Kim gelirse gelsin, kimi görürse görsün, onun nazar hakkadır. Çünkü kim yok artık? Bedenler yok artık. Mektup yok artık. Mektubun sahibi var. Sahibi var. İşte onun için Bakara suresi 115. ayette nereye dönersen dön seme ve çula, yani Allah'ın yüzü oradadır. Onlar hakka nazar ederler. Hakla hakka nazar ederler. İnsan-ı kamil mertebesi budur. İnsan-ı kamil mertebesi Resulullah'ın mertebesidir. Ama bir incelik vardır. Hak ile halkı bir görebilmenin o mertebesidir. Çünkü Resulullah onun için her daim hakkın huzurundadır. Her daim namazdadır. İnsanı kamil 24 saat boyunca namazdan ayrılmaz. Uykusu bile namaz. Onun için Resulullah'ın o güzel sözü, kamil insanların uykusu gaflet içinde olanların ibadetinden eftaldir de. Bakın kamil insanı. Çünkü kamil insan uyumaz. Emin olun onların uykusu da yok. Bedenleri dinlenir ama beyinleri hala Allah'ın tecellileriyle hemhaldir onlar. Allah'ın rahmetiyle hemhaldir onlar. Çünkü onların bedenleri artık eski gafletteki gibi çalışmaz. Onların bedenleri, atomları, elektronları, protonları, hücreleri, tüm dokuları Allah'ın rahmetine, şefkatine mazhar olmuş bir şekilde o beden çalışır. O zaman ne yapar? Bir gaflette olanın beyniyle, kamil insan olanın beyni aynı derecede çalışır mı? Hayır. Gaflette olan uykudayken beyni, onun rüyaları korku, onun rüyaları çok farklıdır. Ama kamil insanın rüyaları bile varlığın öz değerleriyle alakalı. Onların rüyalarında bile gözleri açıktır, gönül gözleri. Sadece baş gözleri. Gözleri kapanır onların. O gece yattıklarında. Ama gönül gözleri kapalıdır. Açıktır. Gönül gözlerinden alemdeki varlıktaki değerlerle bir irtibat halindedirler. Yani frekansların
enerjilerin birliği gibi düşünün. Yani varlığın boyutundan bir enerjinin akışı onların bedenlerindeki enerjiyle bütünleşir. Ama gaflet içinde olanın beyninden kaynaklanan o batıl alanın, kibirsel alanın beyni esir alma duygu ve düşüncesinden dolayı varlıktan gelen enerjiyle bedenden gelen enerji birleşmez. Onun için işte kamil insanın baş gözü kapalı olsa da gönül gözü açıktır. Gönül gözü açılan, açık olanın da uykusu olmaz. Gaflet olmaz. Gaflet halinde değil. Onun için Resulullah bu güzel sözü söylemiş. Kamil insanın uykusu bir gaflet içinde olanın ibadetinden daha efdaldir. İşte onlar her daim gönülleri hak ile hak olmuştur. İşte dolayısıyla da varlığın kendisinde hakkın vücuduna nazar eder. İşte kimle karşılaşırsa karşılaşsınlar, karşılaştıkları hakkın kendisi. Aşk makamı da budur. Aşk makamı zahirde evet bir erkeğin bayana olan bir ilgisi, bir tutkusu vardır. Ama emin olun o gerçekten aşk mıdır? Allah'ın aşkıyla Yunus Emre'nin dediği gibi aşkın aldı benden beni. Ve ben seni senin aşkınla sevdim. Allah'ın aşkıyla o aşık, aşka müşerref olanlar, onlar Mecnun'dur, Ferhat'tır, Şirin'dir, Leyla'dır, Kerem'dir, Aslı'dır, Yusuf'tur, Züleyha'dır. 24 saat boyunca onlar birbirlerini kenetlenmişlerdir. Bakın 24 saat boyunca. Zahirde birine aşık olsanız 24 saat beyniniz, gönlünüz onunla meşgul olabilir mi? Zahirde bir mesleğinizi yaparken bile unutursunuz. Yani aşkım dediğiniz insanı zahirde bir mesleğinizi veya birinin meselesiyle ilgileneyim derken bile unutursunuz. Ama insanı kamilde tecelli eden Allah aşkı 24 saat boyunca onun gönlünden unutturulmaz ona. Onu unutturun. Gece yattığında bile o ilahi aşkla hareket eder. İşte Allah'ın aşkıyla aşıklanmak nereye dönerse dönsün onun yüzüyle müşerref olmak bir bütünlük içerisinde tecelli eder. Evet yoktur değil. Böyle aşkı da tadanlar vardır. Böyle aşkla nasiplenenler de vardır. Hiç kimsenin gönlündeki aşkı bir teraziye koyup tartamayız. Aşk duygusu kişiye özeldir. Allah aşkını tecelli ettiği insanı kamili düşünün. Şimdi her gelen Allah'ın yüzünün gösterdiği Bakara suresinin 115. ayetinin onun gönlünde tecelli ettiği şekilde onu davrandır. Çünkü insanı kamil Kur'an olmuştur artık. İnsanı kamil tüm Kur'an'ın ayetleri olmuştur artık. Natıka Kur'an, konuşak Kur'an, yürüyen Kur'an. Hazreti Muhammed Ali'ye ne dedi? Yürüyen Kur'an dedi. Konuşan Kur'an dedi. De kim Hazreti Ali? İnsan-ı Kamil. Onların gönülleri 24 saat boyunca Allah aşkıyla atlar. O aşk-ı ilahiyle nezir ve beşir esmaları ve rahmet esmaları onların gönüllerinde tecelli eder. Hangi varlığı görürse görsünler. Bir elbisedir, o Allah'ın elbisesidir. O elbisenin içinde Hakk'ın kendisi var. İşte insanlar nezir esmasıyla kamil insanların hakikate adım atmaları için farklı farklı uyarılmışlar. Her bir makamın bir uyarısı var. Her bir makam. İşte en büyük ibret, en büyük uyarı ölümdür demiş birçok kamil insan. Yani ölümü unutmazsan insanlara kötülük yapamazsın, zulüm edemezsin anlamında. Yunus Emre'miz, vardım gördüm ölenleri, başıma bir fena geldi. Ölüm
korkusu gönlümden gitmiş iken yine geldi der. Çünkü ölüm eninde sonunda başımıza gelecek olan ilahi bir aşktır bilene. Bilmeyene bir korkudur. Semrem, onun için diyor, bilmiyorsan bir korkudur bu. Biliyorsan Mevlana'nın dediği gibi bir şebi aruzdur. Düğün günü, kavuşma günüdür, vuslat günü. Ya kavuşmaktan kim korkar? Gafil insan korkar. Şimdi bir anaya az önce mektubu geldi, sonra kendisi geldi, muhtar dedi. Oğlun geldi. Yazı çünkü gelir, askerden ne zaman terhis olacağıyla ilgili. Oğlun geldi. Eskiden jandarma köylere kadar getirirdi. Muhtar haber verirdi. Jandarma gelecek, oğlun gelecek. Oğlun geldi. Vuslat. Korkar mı anne? Kavuşacak. Korkar mı? Mümkün mü? Mümkün değil. E peki, ölüm Allah'a vuslat ise korkulur mu? Korkuyorsa Allah hakikatine ermemiştir. Çünkü tevhidi derslerde, tevhidi zat dediğimiz, onun da birimlerinden biri olan, dört kapısından biri olan tecelli zat dediğimiz, Allah'ın ulviyetinde, zatında bedenler fani olur. Yani vuslat sırrıdır. Peki, buradan korkulur mu? Ölümden korkulur mu? Yine Mevlana ne diyor? Ölümden korkmayın. Ölümün sırrına ermemekten korkun. Değil mi? Eninde sonunda aldığımız nefes bitecek. Ve geldiğimiz öz olan Allah'ın nuraniyetine karışıp gideceğiz. Yani buza deseler ölüm var. Buz kendi aslının su olduğunu biliyorsa ölüm yok der. Aslıma vuslat var der. Ama buz aslı olan suyun aslı olduğunu bilmiyorsa ya ben ölecek miyim? Ne olacağım? Erecek miyim ben? Erip gidecek miyim ben? Diye bir gaflet içinde. Yani buzu konuşturuyoruz. Bu buz biziz. Zahirde bir suyun donmuş bir buzu değil bu. Kalıplarımız, beşeri kalıplarımızı buz olarak düşünün. Bu bedenin ölümü, yani fena fillah sırrı, yani mutu kablente mutu sırrı, Allah'ta ifna olma. Yani Allah'a vuslat etmek. E niye korkuyoruz ölümde? Ölümden korkulur mu? Yunus Emre'm diyor ki, bir gaflet içindeysen diyor, ölüm korkusu gönlünde durur her daim. Kamil insan olmuşsan diyor, ölüm diye bir şeyin olmadığını bilirsin. Ölüm olmak yeni bir oluşuma akmaktır diye bilirsin diyor. O zaman ilahi aşkın vuslat olduğunu bilirsin. Çünkü vuslat kavuşmak, kaynaşmak, birleşmek, bütünleşmenin sırrı. Ten ile canın bir olduğunu bilmektir vuslat. Onun bir yolu vardır işte. Usulü vardır. Yani fena ve beka makamları dediğimiz, yani bedenin tecellilerini anlama, bedenin geldiği ulvi nuraniyeti anlama makamları, ten ile canın bir olduğunu. İşte ten ile canların bir olmasıdır ilahi aşk. Ve o aşk duygusu bedeninizi farklı çalıştırır. Kanınızın rengi değişir. Bir gaflet, bir kibir içinde olanın bir damla kanını alın. İlahi bir aşk içinde olanın bir damla kanını alın. Emin olun aynı renk değil. Yıllarca laboratuvar çalıştırdım. Yıllarca. Kanların renklerinin farklılığını gözlemledim. Sonra o renklerin farklılığını kanlarını aldığım kişilerle oturup duygu ve düşüncelerini anlamayı, olumlu duygudaysa kanını notlara aldım böyle. Olumsuz öfke, gurur, kibir içindeyse kanın renginin farklı olduğunu. Düşünün. Aşık bir insan, yani yapmayın da tabii,
gerçekten size aşıksa bir toplu iğneyle, bakın bir toplu iğneyle parmağını delin. Bir cama koyun. Gerçekten size sırılsıklam aşıksa kanı kıpkırmızıdır. Boyu kırmızıdır. Ama bir gurur, bir kibir, bir çıkar, enaniyet size başka bir türlü yaklaşacaksa kanı kirli kahverengi. Evet. İşte varlık Allah'ın ilahi aşkının kimyasal yansımasıdır. Sıbgata Allah'ı sıbgata ayetinin sırrıdır. Çünkü Allah varlığı rahmetinden yaratmıştır. Şefkatinden yaratmıştır. Onun için varlık tertemizdir. Varlığın özü tertemizdir. Varlık alemin içinde tek şeytanlaşan varlık insan. Beşeri olan bizdir. İblisleşen, cinleşen, şeytanlaşan, zalimleşen. Zalim bir insanın kanın rengiyle merhamet değil, insanın kamilin kanın rengi aynı değil. Şimdi gelin o merhamet değil insanın kan dolaşımıyla vücudundaki organların çalışmasını da düşünün. Çünkü heyecan, mutluluk, huzur hormonları vardır vücudumuzda. Serotonin, dopamin, ekstosin gibi. Bunlar mutlu, huzurlu, huşu, aşk içinde olanlar da daha yüksektir. Karamsarlık, kaygı, öfke, çıkar, birilerine bencillikle, çıkarla yaklaşacak insanların bu hormonları düşüktür. Bu hormonların yüksekliğiyle kanımızın rengi değişir, tenimizin rengi değişir, tenimizin kokusu değişir. Rahmet değil insanların yanına gittiğinizde merhameti ile, şefkatiyle, saygısıyla, sevgisiyle, tevazüsüyle, tenezzülüyle, yani insanı kamil mertebesine gelmiş bir insan bulduğunuzda teni başka kokar. Gül kokusuna benzer bir koku salar o beden. Onun için tüm Resul Nebilerin, kamillerin en önemli sırlarından biri bedenlerin kimyasalından gül kokusuna benzer koku yayılması. İşte Resulullah'ın yanına geldiklerinde, Hazreti İsa'nın yanına geldiklerinde o kokuyu hissederler. Eğer çevrenizde öyle kamil bir insan varsa emin olun, gidin oturun, bu kokuyu hissedeceksiniz. Bu kokuyu neden hissedeceksiniz? İşte az önce bahsettiğim o bu bedeni Hakk'ın ulviyeti dairesinde ifna etmiş ve her an gönlünde Allah'ın sığıştığını, yerlere göklere sığmayıp mümin kulunun gönlüne sığdığını şuuruyla yaşayan ve hangi varlığa bakarsa baksın Hakk'ın kendine nazar eden, hani hadis suresinin hüvel evveli, hüvel ahir, hüvel zahir, hüvel batın. Zahirinde Hak var diyor, değil mi? Hak zahirdir diyor ayet. Peki bu bakışla bakan kimdir? İnsanı kâfir. İnsanı kamilin hücresi, dokusu, elektronu, protonu, nötronu, kanı, kalbi, beyni, sinir impulsları hepsi farklı çalışır. Muhammedi şuura göre çalışır. Muhammedi bilince göre çalışır. Muhammedi bilinç nedir? 1400 sene önce o güzel insanın da insanlığa sunduğu halkın aslı haktır. Halkın aslı Allah'ın sıfatlarıdır. Halkın aslı kulluk mertebesidir. Yani deryanın damlalarıdır. İşte bu şuuru nazarla yaşayanın bedenindeki o mutluluk hormonları, kimyasalları fazla salgılanır. Ve o huzur, o ilahi huşu o kadar muhteşem bu bedeni içine sarmalar ki Allah'ın nurani kokusu, o gül kokusu su şeklinde çevresine yansır. Şöyle düşünün. Bunun en güzel
inceliklerinden biri, tespitlerinden biri. Şimdi anne bebeği doğurur değil mi? Nur bebek deriz ona. Şimdi bir bebek yıkanır, kundaklanır. Hepimiz bebek kokusunu biliriz değil mi? Hepimiz bebek kokusunu biliriz. Muhteşem güzel koku. Neden? Çünkü o beden en saflığıyla dünyaya geldi. En saflığıyla kendini gösterdi. Onun için işte Hazreti Muhammed'e sorduklarında Allah'a en yakın kimlerdir dediklerinde İsa'da da Musa'da da tüm Resul Nebiler'de bunu görüyoruz. Bir kundaktan bebeği alıyor. Allah'a en yakın olanlar bunlardır. Neden bunu diyor? Saflıktan dolayı. Çocuk saflığında. Hazreti İsa'nın çok güzel bir sözü var. Ne diyor? Allah'ın o deryasına, Allah'ın mülkiyetine ancak çocuk saflığında olanlar girecektir. İşte o bebeğin çocuk saflığında olan kokusunu lütfen çevrenizde varsa koklayın onu. Farklı kokar. Çünkü saf bir bilinç var. Beyin kirlenmemiş. Beyinde enaniyet yok. Ayrımcılık yok. Az sonra, belli bir süre sonra annesi babası belli bir inancı, inanç yetmeyecek mezhepleri, mezhep yetmeyecek ibadetlerin farklılığıyla o beyni bambaşka bir duruma getiriyor. Ve içine yargılar koyarak, kendilerini üstün koyarak, üstün göstererek, başkalarını hor görerek saf bilinç kaybolacak. Yani çocuğun beyni tecavüze uğramış. Mevlana Mesnevisinde bir şeyhin genç bir oğlanı arkadan döndürüp tecavüz ettiğini anlatması bu sırrın işareti. Çocuktan maksat anadan doğmuş saf çocuk. Şeyhten maksat bir inancın müntesibi. Arkadan yaklaşmaktan maksat geçmişten gelen gurur kibir içeren atalarınızı bir yargılama alanı içinde buldunuz. Hiç akıl etmez misiniz diyor. Değil mi? Yasin suresinin ayetinde abahum ma unzire abahum ataları tarafından hakikatler cihetiyle uyarılmamış. Çünkü onlara desen işte siz bu ibadeti nereden buldunuz? Atamızdan bulduk. Öyle doğru zannetti. Beyinler öyle empoze edildi, yargılayıcı. Bakın dünyanın başındaki en büyük tehlike nedir? İnançların birbirlerine yargısal bakışıdır. Öteleyici bakışıdır. Hor görücü bakışıdır. İnsanlığın kaybettiği en önemli değer nedir? Saf bilinçtir. O çocuk bilinci. Çocuk saflığıdır. İnsanlık olarak biz bu değeri kaybettik. Çocuk doğduğunda bir cemaat, bir mezhep, bir tarikat, bir cinsiyet, bir millet, bir meslek, güzel, çirkin, kadın, erkek ayrımcılığı içinde olan değildi. Saf bir bilinçle, Muhammedi bir şuurla, çünkü Muhammedi bebek denir, nur bebeği denir, doğmuş en saflığıyla bakıyordu. Eşyaya en saflığıyla anlamak için bakıyordu. Ama atalar kendi atalarından gelen yargılayıcı bir bilgiyi çocukların beyinlerine ekerek maalesef çocuklarımızın beyinlerine tecavüz etti. O saf bakışı kaybettirdik. Saf eşyanın hakikatini anlamak için anneme babama, anne bu ne, baba bu ne anlamak için olan o duygumun bakışını maalesef beyinlerimize inançların yargıları olarak kaybettirdik. Dünyada en tehlikeli şey açlık falan değil, savaş değil. Bunlar çözülür bunlar. Bunlar çözülür. Dünyada en tehlikeli şey inançların birbirine yargısal bakış, öteleyici bakış. İşte dünyada kaybettiğimiz en önemli değer çocuk saflığında saf bir bilincin bakışı, duygusu, düşüncesi, anlamaya çalışmanın, varlığın eşyasına bakmanın o muhteşem beyni yapısı. İşte biz bunu kaybettik.
öteleyici bir şekilde birbirimize karşı yargısal bakarak maalesef dünyadaki zulmü açtı. Bakın tekrar söylüyorum. Savaş bir tehlike değil. Çözersiniz bu. İsrail ile Filistin savaşıyor. Savaştan dolayı mı savaşıyor? İnançların yargısından dolayı savaş. Beyinlere sokulan toplumların birbirlerini öteleyici, kafir gösterici duygularından dolayı savaşıyor. Açlık da çözümlenir. Hastalıklar çözümlenir. Koronayı atlattık. Bilim adamlarımız çalıştı gece gündüz. Virologlarımız çalıştı gece gündüz. Çözümlenir. Bunlar çözümlenir. Dünyanın çözümlemesi gereken en önemli birinci sıradaki kriter inançların birbirlerine olan yargılayıcı, öteleyici, hor görücü duygu ve düşüncelerden temizlenmesi. Bunu yapamadığımız müddetçe dünyamız, nesillerimiz dahil zulümden kurtulmayacak. Çünkü başka şansım var mı? Annem babam Sünniydi, Sünni oldum. Annem babam Aleviydi, Alevi oldum. Annem babam Bektaşiydi, Bektaşi oldum. Annem babam İsevi'ydi, İsevi oldum. Annem babam Musevi'ydi, Musevi oldum. Başka şansım var mı benim? Var mı? Yok. Yetmedi. Birbirimizi hor gördük, kafir gördük. Öldürülmesini normal gördük. Cehennemde yanmasını normal gördük. Peki çocukken var mıydı bu duygular? Çocuk doğduğunda Alevi miydi, Sünni miydi? İsevi miydi, Musevi miydi? Kız mıydı, erkek miydi? Hangi cemaat? Hangi tarikattan? Aileler bunları çocukların beyinlerine empoze etti. Annem babam neyse ben öyle oldum. Annem babam nasıl ibadet ediyorsa ben öyle ibadet ettim. Annem babam benim gibi inanmayana nasıl giydiriyorsa ben de öyle yaptım. Beynim tecavüze uğradı. Hepimiz tecavüz edilmiş beyinlerle dolaşıyoruz. İnsanlık tecavüze uğramış beyinlerle dolaş. Ve surete bakarak, inançları yargılayarak, öteleyerek insanların senin gibi inanmadığında öldürülmesini normal karşılayacak kadar beyinlerimiz gitmiş biz. Onun için Kur'an'da onlarca ayette, bak, işte Bakara suresi 170. ayet, bir tanesini okuyalım. Onlara tüm varlık aleminin ilminden Allah'ın sunduğu şeylere tabi olun. Yönünüzü buraya döndürün. Hakikati buradan anlayın. İmanınız buradan olsun denildiğinde tefsirin tevilini de uzatarak derler ki hayır ayette. Hayır. Kalu bel dediler. Hayır. Nettebu tabi oluruz. Ma elfeyna aleyhi ebana atalarımızı ne üzere bulduysak, hangi inançta, hangi ibadette bulduysak ona tabi oluruz. Ve muhteşemdir ayet. Diyor ki levkane abahum la yekulu şeyen ve la yehtedu. Peki ataları bir hidayet varlıkta Allah'ın yol göstericiliği üzere değillerse, birbirlerine girmişlerse, birbirlerini öteliyorlarsa, kendi inançlarına uymayanları öldürme, zulmetme üzerelerse, la yakulune, akletmezler mi bunları? Düşünmezler mi bunları? Evet, düşünmüyorlar. Ve gene Maide suresi 104. ayet. Çok güzel. Allah'ın size sunduğu varlıktaki hakikatlere ve Resul'ün anlattığına, size yol gösterisine, yol gösterdiğine gelin, uyun denildiği zaman atalarımızı ne üzere bulduysak bu bize yeter. İşte dünyanın başına bakın. En önemli tehlike
inançların yargısı, birbirlerini yargılayıcı, öteleyici bakışlarıdır. Buradan gelir zulümler. Dünyanın başına gelen tüm zulüm ve kötülüklerin ana kaynağı, dinin hakikatini anlayamadığımız, Allah hakikatine eremediğimiz, varlık kitabını okuyamadığımız ve çocuk saflığında saf bir beyin bilincini kaybettiğimizden dolayı. Oysa o çocuklar en saf bir şekilde anne bu ne, baba bu ne diyerek görünen varlığın hakikatini anlama gayreti içinde olduklarını saf bilinçleriyle, saf beyinleriyle bize gösterdiler. Yetmedi, inançların yargısını çocukların beynine empoze etmemiz yetmedi, malın, mülkün çıkarını da empoze ettik. Dedik ki doktor olsun para kazansın, mühendis olsun para kazansın, avukat olsun para kazansın. Doktorluk para kazanma yeri değildir. Mühendislik para kazanma yeri değildir. Hukuk para kazanma yeri değildir. Hukuk Allah'ın hak ve adil esmasının anlamak ve bunu toplumda anlatmanın, göstermenin yoludur hukuk. Tıp Allah'ın ilmi olan, Allah'ın şafi ilminin, Lokman ilminin kendini gösterdiği yer olan tıp ilmini anlamak ve hasta olanlara teşhisler koyarak tedaviler için yardım etmektir tıp ilmi. Para kazanmak değil. Allah'ın hiçbir bilimi para kazanmak için yapılmamalı. Ama biz çocuklarımızı ne yapıyoruz? Meslekleri para kazanmaya empoze ediyoruz. Ne yaptık beyni şimdi? Başka bir tecavüze uğrattık. Yetmedi çıkarımıza göre davranmayı. Birbirimize, bakın tekrar söylüyorum. Kamil insanın topluma öğrettiği, öğretmeye çalıştığı en önemli duygu birbirine yardım etmenin ilahi, rıza-i ilahiye göre olmasının duygusu. Hazreti Resulullah ne diyor o güzel insan? İnsanların en hayırlısı birbirine hayır üzere yardım edendir. Allah'ın indinde en hayırlınız birbirinize yardım için koşandır. Kim bunu duyacak? İnsanı kamil olandır. İnsanı kamil çevresinin bu merhametin, bu şefkatin muhteşem duygusuyla koşar. Onların topluma olan hizmetleri hep rahmet üzere. Hiçbir insanı kamil kendisi için yaşamaz. Asla yaşamaz. İnsanlık için yaşar. Çünkü Kur'an ne diyor? Biz seni alemlere, insanlara nezir olasın, mübeşir olasın, rahmet olasın diye gönder. Yani kendin için gönderdik. Emin olun onların 24 saat boyunca kalpleri İnsanlık için. Hazreti Resulullah'ın ömrü, hayatı bu mücadeleyle. İnsanlar köle olarak dövüldüğü zaman gece yatamaz, huzursuz olur. Giderdi o kölelerle konuşurdu. Hurma bahçelerinde, tarlalarda, sazlıklarda. Onlarla konuşurdu. Moral olurdu onlara. Ve çok varlıklı, yani zengin bir insandı Hazreti Muhammed. Nerede harcadı parasını? İnsanlık için harcadı. İnsanlık için. Çünkü insanı kamiller çok çalışkandır. Allah'ın en sevdiği hasletlerden biri olan çalışmak onların şiar. Boş durmaz onlar. Üretkendir. Yani cemaatlerin anlattığı gibi Hazreti Muhammed aç yatıyordu, aç kalkıyordu değil dostlar. Ticari kervanların Mekke'de, Medine'de ilk sırada en fazla kervanları olan bir insandır Resulullah. Çünkü çalışkan insan mutlaka bir yere gelir. Mutlaka bir yere gelir. Ama ne yaptı? Parası nerede harcadı? Kendi şahsı için mi? Asla değil. İnsanlık için, kadınlar için, çocuklar için, çevresi için. Kölelik olmaz. Hepimiz biliriz.
Çağrı filminde bir sahne var. Bilal-i Habeşi Ümeyye tarafından karnına taş konarak işkence edilir. Hazreti Resulullah'a uydu diye ona inandı. Ve ne yapar? Hazreti Resulullah'ın arkadaşı olan Zeyd, ki o da köleydi, Zeyd bin Harise bin Şuraha asıladı, onu Zeyd diye değiştirdi. Gitti onu köle pazarından aldı. Çünkü onun en çok vakit geçirdiği yer köle pazarı. İnsanları alır, azat eder, parasını en çok harcadığı yer. Azat eder, azatlık belgesi verir, gidin der. Nereye gideceksiniz? Harise bin Şuraha'yı da böyle aldı. Harise bin Şuraha sonra adı Zeyd diye değiştirildi. Zeyd seni duydum dedi. Bırak kölen olarak kalayım. Resulullah dedi ki kölelik yok bizde. Sen de benim gibi insansın. İnsan insanın kölesi olmaz. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Kalacaksan arkadaşım olarak kal. Evladım olarak kal. Dostum olarak kal. Yoldaşım olarak kal. Tamam dedi. Ve işte o sahnede Zeyd gelir. Ve kocaman bir kese o dönemin parasını getirir. Ve o kadar yüksek bir paradır ki Ümeyye inadına rağmen, Hazreti Muhammed'e inadına rağmen Bilal'i döverken o yüksek bir para, şöyle bir baktı, ben bundan en az 100 köle alırım dedi. O gün Hazreti Muhammed onların 100 köle parasını Bilal'e harcadı. Bilal'e harcadı. Ve hatta Hint gelir, Bilal'in ayağına basar, eline basar. Kölelere bu kadar çok para verirsek çalıştıracak köle bulamayız der. Çünkü Resulullah insanı kamil. İnsanı kamil insanlık için çalışır. Kendileri için yaşamaz o. Gece yattıklarında ki gönülleri, gözleri açıktır. Resulullah bunu Bahir'e sormuş, uyur musun demiş. Gözlerim uyur, kalbim uyum. Kalp idrakin, duyguların, düşüncelerin rahmani alanının boyutudur. Boyutudur. Onların kalpleri 24 saat boyunca halk için atar. Halk için. Halk hakkın halkiyete çıkmış adıdır. Tohumun özünde ağaç var. Orada nurani bir batında durur. Ağacın, tohumun özündeki ağaç açığa çıktığında biz onu halkiyet deriz. Ne yaptı? Tohumun kendisinde olan açığa çıktı. İşte Allah'ın kendisinde olanın açığa çıkmasına, yani Allah'ın halkiyete çıkmasına halk deriz. İnsanı kamiller halk için yaşarken hak için yaşar. Hiçbir zaman kendileri için araba alayım, ev alayım, şunu yapayım, bunu yapayım derdinde olmaz. Şu komşum için ne yapayım? İnsanlık için ne yapayım? Şu sıkıntısı olan kardeşim için ne yapayım? Bunun derdi ne? Hasta mı? Çocuğunu okutuyor mu, okutamıyor mu? Evinde yiyeceği var mı, yok mu? Onların kalpleri bunun için. Resulullah'ın işte tüm Resul Nebiler nefsim demiş de Resulullah ümmetim demiş. Yani ne demek? Allah'ın halkiyeti. Halk için. Düşünün gecesini gündüzü. Kölelik olmasın diye mücadele. Gecesini gündüzünü kadınlar zulüm görmesin. Kadınlar dövülmesin. Dışlanmasın. Evliliklerinde tercihleri olsun. Boşanmalarında tercihleri olsun. Bakın onun mücadelesini anlamak. Gerçekten onun gönlünü anlamak. Ve bunu hayatına yansıtmak. Her zaman söylüyorum. Ne olursunuz Resul-i Nebilerin hayatlarını, amaçlarını, maksatlarını bilin. Bilhassa Hazreti Muhammed'e gönlen bağlanın. Gönlünüze bağlanın. Bırakın o sizi uyarır. Hani bu ayette enzir, nezir sıfatı var ya, uyarıcı olma. İnsanı kamile diyor ki Allah, لِتُنْزُرَ kavmin, kimseler uyarman için. Gönlünüzde Resulullah'ı bulun. Aşk ile sarılın. Emin olun 24 saat ne yapıp yapmayacağınız. Gönlünüzden o sizi
uyaracak. Bunu yap ya da yapma diyecek. Aşık olursanız o bilince aşık olun. Muhammedi bilinç, Muhammedi şuur. Aşk orada bulacaksın. Ve gönlünüzde yerleştirin o bilinci. Emin olun sizi o kadar muhteşem yol gösterecek ki, o kadar samimi eleyecek ki, o kadar sıdkiyet içinde tutacak ki. Çünkü insanın kamilin makamı sıdkiyet makamı. Allah'a onlar her an sadıktırlar. Muhammed aşkıyla Allah'a sadıktırlar. Muhammed aşkıyla halka yönelirler. Allah'a sadakatla. İşte Resulullah'ın düzenlediği meratiplerden makamı Cem, Hazretül Cem, Cemül Cem dersi dediğimiz o meratiplerin sonuncusu olan Cemül Cem, iki Cem'in Cem'i insanın kamil mertebesi. İşte Resulullah üç Cem'i terk etmeyin, yani üç Cuma'yı terk etmeyin sırrı budur. Biri Allah'ın ruhaniyeti, biri nuraniyeti, biri uluhiyeti. İnsanı kamil bir üç ulviyetin ulviyetiyle yaşar. Ve bunun üçünün de elbisesi yok. Ruhun elbisesi yok. Ruhun elbise giymiş boyutunu nefis deriz. Nurun elbisesi yoktur. Nurun elbise giymiş boyutuna nurani varlık deriz biz. Nurani var. Uluhiyetin elbisesi yok. Uluhiyetin elbisesi Allah'ın el-ala esmasının sırrıdır. Eylül ayı da oradan gelir. Eylül İbranice el-ulu, el-ala, uluy, eylül sırrıdır. İşte inşallah kitaplarımızdan 10 tane basılacak. Bu hafta, önümüzdeki hafta büyük ihtimal alırız. Onlar gerçekten okuyun, inceleyin. Tevbe suresi, cennet, cehennem, asan alınlar gibi. İşte bir hafta 10 güne, belki 15 güne kadar bitiririm. Ayların, günlerin, mevsimlerin sırrı kitabı. Aylar Aralık'ta başlar. Günler Pazar'da başlar. İnşallah bir hafta, belki önümüzdeki hafta olur, hafta içinde olur. Bunun sohbetini yaparız. Her biri çok ulviyetler taşır. Hiçbir öyle kafadan atılıp oluşturulmadı. Aralık ne, Ocak ne, Şubat ne, Mart ne? Aralık gönlünün aralanması, Ocak gönlünde Ocak tutuşması, Şubat Şabat olması, kendi varlığından geçmen, Mart Mirt, Allah'ın zatına ermek, Allah'ın zatına teslim olmak mert insanların işidir. Allah'ın ulviyeti bedenlerinden geçen insanlar mert insanlardır. İnşallah ayların ve günlerin o güzel sırlarını, güzel ulviyetlerini konuşuruz. Lütfen dediğim gibi Resulullah'ın o ulvi aşkını gönlünüzde hissedin. Emin olun o size rahmete kapı açtıracak. Neyin doğru olup olmadığını hissettirecek. Ve o aşkla sarıldığınızda ilahi bir huzur içinizi kaplayacak. İlahi bir huzur. Çünkü aşk çok ulvi bir duygu dostlar. Aşkta bütünlük var. Bakın birlik var. İlahi aşk dediğimiz tüm varlığa Hakk'ın aşkıyla vuslat ediyorsunuz. Varlığın özünü Hakk'a vuslat ediyorsunuz. Nereye dönerseniz dönün Hakk'ın yüzüyle nazar ediyorsunuz. Zahirdeki aşkta da böyle bir aşka kavuşuyorsanız her an gönlünüzde sevdiğinizin veçi varsa, tebessümü varsa, gülümsemesi varsa, muhteşem rahmeti, şefkati varsa Allah'ın aşkının kuldan yansımasıyla nasiplenmişsiniz. Yunus'un kapısında Yunus Taptuğ'un kızına aşık olduğunda utandı. Taptuğ'un kızı da elbette o da insanı kamildi. Ya Yunus utanma. Allah aşkı kul aşkından geçer. Allah aşkı kul aşkının bir bütünlük içindedir. Utanma dedi. Onun için dostlar inşallah gönüller Resulullah'ın Allah'a sıdkiyetle bağlandığı, aşkla bağlandığı, o ulvi duyguda bir nebze de olsa inşallah hissederiz. Evet dostlar, Arzu Hanım katılamadı, ben de ona dahil olamadım. Ve bugün böyle 6. ayeti, Nezir esmasını açmaya çalıştık. Gönlümüzden bizi uyaran bir Muhammedi bilinçle tanışmamızın ulviyetine hissedelim. Gönlümüzden bizi Hazreti Muhammed uyarsın. Gönlümüzden bize o yol göstersin.
Gönlümüzden bize nasıl davranıp davranmayacağımız, nasıl susup susmayacağımız, nerede ölçülü davranıp davranmayacağımız ona teslim olun. O da Allah'a sıdkiyet ve sadakatle o Muhammedi bilinç bırakın sizi uyarsın. Zannınız değil, aklınız. Evet dostlar. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.